sağlıklı insan tanımını şöyle yaptı. Beden ve ruh sağlığı bütün olan kişiye sağlıklı insan deniyor. Yani sadece beden sağlığı değil, fizik sağlığı değil, ruh sağlığının da bütün olması gerekiyor. Onun için bu ikisi bir bütün sevgili izleyenlerimiz, paralel gitmek zorunda. Bu yüzden de gerçekten bir şikayetimiz varsa işin uzmanlarına gitmemiz gerekiyor. Nasıl hani işte dişimiz ağrıdığında, gözümüz ağrıdığında gidiyorsak bir doktora, ruhumuzda da hissediyorsak eğer bir karmaşa, bir değişiklikler, onda da gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Şimdi konuğumuz da TEM Ada Psikoloji Merkezi'nden geldi. Orada çalışıyor. Psikiyatri merkezinden geldi. Orada çalışıyor. Kendisini orada bulabiliriz. Biraz merkezden bahsedelim mi? Evet. Yaklaşık bir yıl önce ben muayenehanemin yerini değiştirdim ve Lefkoşa'dan Girne'ye taşındım. Ondan sonra biraz daha farklı bir konsepte geçirmeye çalıştım muayenehanemi. Bir psikiyatri merkezi haline getirmeye çalıştım. Klinik psikolog arkadaşlarımız var. Aynı zamanda gelen beslenme uzmanı ve diyetisyen arkadaşımız var. Buradaki amacımız bir gündüz kliniği modeliyle çalışan bir merkez oluşturmak. Bu model yurt dışında başka ülkelerde aslında yaygınlaşmış, ülkemizde olmayan bir uygulama. Buradaki amaç aslında hastane yatışlarını azaltabilmek. Yani hastane yatış gerekliliği olduğunda biliyorsunuz hastalar ve aileleri hani doğrudan bir psikiyatri hastanesine yatmayı çok tercih etmiyor. Bu çok konforlu bir şey değil. Devlet için de çok maliyetli bir şey aslında bu veya işte özellerde de çok maliyetli bir şey. Dolayısıyla gündüz klinikleri biraz daha bir ara model olarak, yani muayenehane ile hasta yatılı tedavinin bir ara modeli olarak, biraz daha böyle yoğun ayaktan tedavi programlarının uygulandığı, hastaların ille de yatışına gerek olmadan, belli bir kesim hastanın tabii ki uyumlu olanların yönetilebildiği bir uygulama. Bunu yapmaya çalışıyoruz Girne'de. Çok güzel. Bir bütünlüklü yaklaşım sergiliyorsunuz galiba. Evet, 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 evet. Merkezdeki hizmetlerde bunlarla sunuluyor. Biraz evet, bundan bahsedelim evet. Merkez uzmanı. Yani, evet, yani ruh sağlığı bir bütündür. Hani sadece bir açıdan bakmak doğru olmaz. Sadece psikiyatrik rahatsızlıklar ilaçla tedavi edilmez. İlaç çok önemli bir kısmıdır. Ama psikoterapi de vardır. Tedavide psiko eğitim de vardır. Psiko eğitimin yeri vardır. Sonrasında bir takım testler vardır. Testlerin yapılması gerekir. Öncesinde yine tabii ki kan tahlilleridir. Kişi de organik olarak bir rahatsızlık var mı, bir tıbbi rahatsızlık var mı? Bunlar önemlidir. Evet. Bunun yanında beslenme tarzı yine önemlidir. Ruh sağlığını etkileyebilir. Evet. Bir takım olumsuz yeme davranışları, tutumları yine ruh sağlığını etkileyebilir. Bunun yanında sanat ve uğraş terapisi gibi yönleri vardır yine ruh sağlığının. Böyle alanlar vardır. Bunları bir arada uygulamaya çalışıyoruz. Evet, yani baktığınız zaman bir bütünlük yaklaşımlısınız. Şimdi bipolardan bahsedeceğim çünkü bu da sürekli duyduğumuz bir terim. Hani halk arasında evet. Ona geçmeden önce biraz daha bu merkezden bahsetmek istiyorum. Beslenme uzmanı, sanat terapisti, klinik psikolog, psikiyatrist, hemşirelerden oluşan bir uzman kadro var. Şu an hemşiremiz yok. Şu anda hemşiremiz yok. Evet, evet. Ha, o da ne kaç yılda kuruldu bu şey merkez? Yani Şubat'tan itibaren faaliyete geçtik diyebiliriz. Siz de içindesiniz. Kimler var mesela sizin dışınızda böyle bir kurulumdan bahsediyoruz çünkü siz varsınız. Evet, evet, iki tane klinik psikolog arkadaşım var, Şefika Hanım ve Seval Hanım. Evet. Bir de diyetisyen arkadaşımız var. Dediğim gibi Tünay Hanım, evet. Sanat terapisti arkadaşımız var. Evet. Bu şekilde. Çok güzel. Bir gün onlardan da iki kişi alıp üçünüzü böyle konuk olarak alabiliriz. Memnun oluruz. Tedavilerden de bahsedebiliriz. Sanatın, şimdi zaten size de onu soracağım ama sanatın herhalde iyileştirici bir gücü var. Evet, uğraş terapisinin bir yeri vardır. Ne, mesela nedir dedim. O yeri? Şimdi bir... Çünkü merkezinizde var bu bir tedavi evet, şekli. Evet, sanat evet. terapisti diye geçiyor. Evet, evet. Aslında hani ikinci konumuz olan kimlik karmaşasıyla da biraz ilişkili bir şey orada bu. Orada değinecek miyiz? Hani evet, belki orada tabii açılabilir orada. Tamam. İnsanın bir amacının olması, bir şeylerle uğraşması, bir şey yapması aslında ruh sağlığının ana odaklarından birisi diyelim.
Bir de beslenmeden bahsettiniz. Böyle psikoloji mi beslenmeyi etkiliyor yoksa beslenme mi psikoloji etkiliyor? İkisi de, evet. Hı. Yani mesela çok karbonhidratlı bir beslenme tarzı çeşitli psikiyatrik sorunları kolaylaştırabilir. Aşırı karbonhidratlı beslenme mesela. Onun ötesinde mesela işte bir kaygılı olan birisi veya işte yoğun bir stres altında olan, stresi yönetmekte zorlanan birisi de aşırı karbonhidratlı beslenmeye veya çeşitli işte fast food vesaire gibi hızlıca işte doyacak gibi hissettiği beslenme tarzına yönelebilir. Evet. Şimdi bunlara değineceğiz. Ama gerçekten bu beslenme düzeni hani kimi zaman bizleri de hani örneğin iş yaşamında, özel hayatta böyle değişiklikler olunca, iniş çıkışlar olunca yine herhalde beslenmeden şey vuruyoruz değil mi? Beslenmeye sığınıyoruz. İşte kimi zaman hiç yemiyor insanlar. Kimi zaman daha çok yiyorlar. O siniri stres atmak için. Evet, evet. Yani bu beslenmeyi iyi gerçekten iyice konuşmak, belki de iyice anlatmak gerekiyor. Çünkü bizler de onu yapıyoruz kimi zaman. Evet. Bazı dönemlerde. Duygusal yeme diye bir kavram var. Biraz daha diyetisyen arkadaşla ilgili ama yine değinebiliriz kimlik probleminde. Burada bizim ekibimiz hep kadınlardan oluşuyor. Çok güzel kameraman arkadaşlarım var. Aramızda konuştuk. Bu dönem özellikle hepimizde böyle bir beslenmemizde değişiklikler oldu. Evet. Bunun da belki de küçük çaplı olsun bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Evet, evet, evet. Evet, havaların etkisi var. Bu arada burada iyi yayınlar mesajları alıyoruz. Sevgili Emre Adaklı iyi yayınlar dilemiş bize. Çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Şimdi o zaman bipolar'a geçelim. Bipolar. Bu kavramı sürekli duyuyoruz. Kendi aramızda da ama tam olarak açılımını bilmiyoruz. Bipolar nedir? Nasıl bir hastalıktır? Kimlerde görülür? Risk grubu kimlerdir? Dersek. Evet, bipolar aslında iki uç demek. Yani iki kutup, iki kutuplu, iki uçlu. Türkçesi iki uçlu mizaç bozukluğu. Yani bir yönde depresyonun olduğu, diğer bir tarafta depresyonun tam tersi, mani durumunun, mani döneminin olduğu bir rahatsızlıktır. Bu iki dönemin bu hastalarda eş zaman demeyelim ama peşi sıra olabildiği bir durumdur bu. Hani, mani derken şimdi depresyonun çoğumuz... Evet, depresyon mani. Klasik biliniyor. Evet. Mani dediğimizde hani depresyonda ne olur aslında? Keyifsizlik, moralsizlik, çökkünlük, enerji düşüklüğü gibi şikayetler olur. İsteksizlik olur, özgüven azalması, değersizlik hisleri falan olur. Mani'de de bunun tam tersi yani enerji artışı, hareketlilik, düşüncelerin hızlanması, özgüven artışı hissi olabilir, uykusuzluk olabilir, işte planlarda, amaca yönelik hareketlerde, davranışlarda artış olabilir gibi şeyler. İkisi uç aslında. Biri İki uç durum, evet. Biri farklı yöne gidiyor. Evet, evet. Yani bir kişi ya o belirtiyi verecek ya o belirtiyi mi veriyor? Şimdi normal bir mizacımız var, moodumuz var. İşte aşağı yukarı belli bir çizgide giden yani biraz keyifsizleşme, biraz daha iyi hissetmeler, hafif dalgalanmalar olur ama bu kişilerde şiddetli dalgalanmaların olduğu yani bir artık klinik durum haline gelen depresyon, çökkünlükler ve tam tersi yükseliş dönemleri, mani dönemleri olduğu bir durumdur bipolar bozukluk. Evet, şimdi tedavilerinden bahsedeceğiz ama o zaman depresyon atakları bipolar bozukluğuyla mı alakalı diyebilir miyiz? Yani bunda da bir teşhis için yeterli midir? Yani her depresyonu ta alan bipolar diyebilir miyiz? Her bipolar depresyonlu diyebilir miyiz? Şöyle işte orada bir ayrım var. Bir kişi depresyon atakları geçirebilir. Evet. Ancak bu durumda tanı için yeterli değil. Yani bipolar için yeterli değildir depresyon. Hipomani veya mani dönemi olması gerekir. Yani hipomani dediğimiz mani döneminden daha az şiddette bir durum. Hipomani veya mani belirtilerinin bir mani kriterlerini karşılayacak kadar bir klinik tablonun oluşması durumunda o kişi artık bipolar teşhisi alır ve sonrasında depresyon atakları geçirdiğinde artık o depresyon için dediğimiz majör depresyon veya unipolar depresyon yerine artık bipolar bozukluğun depresyon dönemi olarak adlandırırız bunu. Tamam, o zaman biraz tedavisinden bahsetmek istiyorum. Mesela şu anda size gelen şikayet sayısı çok ülkemizde yaygın olan bir durum mu? Bipolar bozukluk da hatta denebiliyor galiba. Yaygın olan bir durum mu?
Yani bu ülkeden ülkeye çok değişiklik göstermeyen. Mesela biz de gözlemliyorsunuz. Var mı çok bipolar şikayetiyle gelen kişi ya da sizin teşhis koydunuz? Yani kişi geliyor da siz teşhis koyuyorsunuz. Yani ben bipolarım diye gelmiyor. Evet, evet. Siz geliyor, izliyorsunuz, teşhis koyuyorsunuz. Depresyon evet. diyorsunuz, bipolar diyorsunuz. Evet, evet. Yani bipoların sıklığı aşağı yukarı her yerde aynıdır. Hı hı. Yani yaklaşık %1 ile %4 arasında değişen oranlardan bahsedilir. Evet. Aşağı yukarı Kıbrıs'ta da böyle bir oran var. Tabii bununla ilgili bir çalışma benim bildiğim en azından yok. Hı. Ama aşağı yukarı %1-4 arasında diyebiliriz yani. Mesela bazı olaylar var yaşanan, bazı olaylar var toplumları ilgilendiriyor. Toplumları etkiliyor hı hı. daha doğrusu hı hı. öyle diyeyim. Örneğin pandemi. Hı hı. Örneğin işte asrın felaketini yaşadık biliyorsunuz. Bir deprem yaşadık. Evet, evet. Örneğin işte sıcaklar gibi mesela hı hı. hani iklim krizleri gibi şeyler. Bunlar da tetikleyen şeyler olabiliyor mu kişiler? Yani hani mesela dijital çağa geçtik. Hı-hı. Hani böyle çağın hastalığı gibi hastalıklar da çıkabiliyor ya. Yani bu bipolarda örneğin geçmiş zamanlarda yoktu. Şu anda günümüzde 21. yüzyılda çok aktif olan bir şey diyebilir miyiz bunu? Hı-hı. Şimdi her ruhsal rahatsızlıkta Hı-hı. olduğu gibi stres tetikler. Evet. Daha doğrusu stresin yönetilememesi. Hı-hı. Travmatik durumlar, yine bir baskı, stres oluşturur kişide. Bunların yönetilememesi her rahatsızlığı tetikleyebilir. O kişi bipolara daha yatkınsa, onunla ilgili bir altyapı varsa bipolar bozukluk ortaya çıkabilir. Şizofreniye yatkınlık varsa o ortaya çıkabilir veya biraz bunlar mesela işte kaygı bozukluğu vardır. Evet. Daha kötü yönetilen, yönetilmesi zor bir durum vardır. Orada bir bipolar gelişebilir veya şizofreni gelişebilir. Bunun dışında hani sıcaklar özellikle bipolar bozukluğu mani dönemini tetikleyebilir. Bazı bir kesim bipolar hastası özellikle Mart aylarında atakları tetiklenebilir. Veya yaz aylarında veya işte tersi şekilde daha az güneş ışığının olduğu sonbahar kış aylarında da o zaman da depresyon atakları daha fazla olur. Bir kaydı değildir bu ama bir kesim hasta böyledir. Yani bu iklim şekilde. Ve mevsim değişiklikleri de hastalıkları tetikliyor. Evet. Ya iyileşmesine ilgili ya artmasına sebep evet, oluyor. Evet, evet. Şimdi izleyicilerimiz merak etmiş. Bipoların atakları var dedik. Hı hı. Bu ataklar nasıl oluyor? Mesela bir kişi nasıl bipolar yani bir atak mı geçiriyor böyle? Ya da çok mu enerji? Nasıl anlayabiliriz? Yani biz anlayabilir miyiz mesela kişinin bipolar olduğunu ve mesela ya da nasıl kişi kendisinin farkında değil. Benim yakın çevremde öyle bozukluk var. Ben ona tavsiye edeceğim. Hani bir uzmana git diyebilmem için nasıl bir gözlem yapmam gerekiyor ki anlayayım? Hı hı. Şimdi tabii bu sıradan mood değişiklikleri, keyif, moral değişiklikleri, dalgalanmalar ötesinde bir durumdur. Çünkü hepimizin moral değişikliği, evet. keyifsizlik, çok keyifli. Bir gün daha farklı, birkaç bir gün daha farklı. Bir saatte bile değişiyor. Evet, evet, olabilir. Bir klinik tablonun oluşması onun ciddiyetiyle ilgili bir şeydir. Bunu tarif eden tanı kriterleri vardır. Ağır bir durumdur. Tedavi gerektiren depresyon mesela kişinin evden çıkmak istememesi, ağlamaya meyilli olması, isteksiz olması, hayattan zevk almaması, değersizlik hislerine kapılması gibi bu genelde fark edilen kişinin çok aslında yakın. Depresyon döneminde doktora gitmekle ilgili çok bir sorun yoktur. Çünkü kişi bundan rahatsızdır. Evet, kişi bu durumdan rahatsızlık duyar. Bunda çok bir problem yok. Etrafça da bu fark edilir. Ancak mani dönemidir daha zor olan. Hipomani ve mani dönemi. Bu dönemlerde kişi ilginç olarak kendini iyi hisseder, enerjik hisseder. Dolayısıyla bunun bir rahatsızlık olduğunu fark etmez. Etmez. Ben iyi oldum der, iyi hissederim der. Dolayısıyla böyle devam etmek ister yaşantısına. Ama tabii ki bu etrafa tuhaf gelir. Yani fazla hareketlilik, fazla konuşma, enerji artışı, düşüncelerinin hızlanması, bazen konudan konuya atlama, bazen fazla para harcama, cinsel istek artışı gibi şeyler olabilir. Söylemeyeceği. Madde bağımlılığı olabilir mi? Mesela bir maddeyi kullandıktan çünkü hani bir bozukluk var Hı-hı. ve bir düzensizlik var. Hı-hı. Yoksa bu hani öyle bir yabancı bir şey kullanmadan da mı oluyor? Kendi iç işte hormonal mı? Yani bünyesel yönü vardır bunun. İşte biyopsikososyal model dediğimiz hem bünyesel genetik etkenler hem çevresel hem psikolojik Hı-hı. faktörler vardır. Madde kullanımları veya alkol de bir maddedir. Bunu tetikleyebilir yatkın olan kişilerde özellikle. Veya atak sırasında daha fazla bir maddeye yönelme veya alkole yönelme gibi şeyler de olabilir. Biraz böyle iç içe geçebilen şeyler bunlar.
Tabii çünkü hani tetikleyen faktörler arasında uykusuzluk çok önemliymiş. Evet. Diye notlarımda var. Çok tetikliyormuş uykusuzluk. Herhalde çok enerjik olanlar mı uyku problemi yaşıyor? Çünkü öbür taraftaki yaşayanlar depresyon, işte halsizlik derken onlar uyuyabilir. Ama bu çok enerjik olanlar belki de mi uyumuyor? Hı-hı. Uykusuzluk kimi tetikliyor? Şöyle, aslında uykusuz bırakırsak biz bir insanı 4-5 gün bir mani atağa geçirebilir. Veya halüsinasyonlar görmeye başlayabilir. O yüzden uyku çok önemli bir şey ruh sağlığı içinde. Çok, beden sağlığı içinde. Evet, evet, evet. Depresyonda da uykusuzluk olur ama mani döneminde özellikle ilk başta da uykusuzluk sık görülür. Bipolar hastalarında uykusuzluk çok tetikleyici bir şeydir. Uykuya mutlaka dikkat etmek gerekir. Dediğim gibi normal bir kişiyi bile çok olumsuz etkileyebilirken bipolar hastalarının özellikle dikkat etmesi gereken bir şeydir bu. Evet. Çünkü iki yönlüsü var. O hareketli olanlar daha çok dikkat edecek. Bu işte alkol madde kullanımına, stres, düzensiz yaşam. Evet, evet. Mesela size geldiklerinde herhalde bir tedavi yapıyorsunuz. İlaçlı bir tedavi programı mı oluyor? Nasıl bir tedaviden geçiyor bu kişi? Size geliyor, teşhis koydunuz. Örneğin kişiye teşhis koydunuz. Bipolar durumunuz var dediniz. Evet. Bundan sonraki süreç nasıl ilerliyor, gelişiyor? Evet, şimdi bipolarda ilaç neredeyse olmazsa olmaz bir tedavinin bir yönü. Çok büyük oranda ilaç gerekiyor. Hı hı. Psikoterapi biraz zordur bipolarda. Evet. Ama daha böyle rahatsızlığının farkında, içgörüsü olan, daha uyumlu hastalarda yine belli psikoterapiler, destekleyici psikoterapi gibi daha böyle yüzeysel, çok derinlikli olmayan psikoterapiler yapılabilir. Mani döneminde psikoterapinin bir yeri yok. O sırada sadece neredeyse ilaç kullanımı. Hareketli olan dönem. Tabii hareketli, dikkati tabii dağınıktır. Evet, dikkati dağınıktır. Bunun bir rahatsızlık olduğunu ayırdığında değildir. Hı. O yüzden psikoterapi yapılmaz. Psiko eğitim çok önemlidir bipolar bozuklukta. Evet. Hani ilaç ve psiko eğitim ağırlıkta olur. Ve ailenin de psiko eğitime katılması önemlidir. Çünkü onlar da rahatsızlığı tanımalıdır ki kişi özellikle mani döneminde rahatsızlığı fark etmediğinde doktora gelmesi gecikir ve en azından aile bunu fark etsin. İşte böyle belirtiler var, erken belirtiler, şunlar. O şekilde kişiyi tedaviye yönlendirebilsin. Şimdi şöyle iki tane sorum var size. Bir tanesi şu. Siz bir uzmansınız bu işte, uzmansınız. Ve bir yanlarında sosyal bir hayatınız var, yaşamınız var. Hı hı. Hiç şöyle bir gözleminiz oldu mu mesela? Kendi arkadaş çevrenizde de olabilir. Bu tür, şimdi kişi çok hareketli, çok enerjik. Şimdi ailenin de kabul etmesi edemez, etmez belki, istemez. Hı hı. Niye münasebet der ya da kişi de yok der. Hani sizin dikkat ettiğiniz oldu mu hiç içten içe? Ya bu kişide aslında şöyle bir bozukluk olabilir. Aslında bana gelse iyi olabilir ya da başka bir arkadaşıma gitse, meslektaşıma gitse. Hı hı. Diye hiç göz, çünkü bana herkes hemen kabul etmez. Aa, ben de bir rahat hemen gideyim. Maalesef öyle değiliz yani bazı, hı hı, konularda. Kendimize çok kabul etme süreci de var. Evet, 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 evet. Hani yani, öyle bir şey oluyor mu hiç? Yani muhakkak tabii ki hani bir şekilde etrafta karşılaştığımız insanların özellikle belirgin şekilde olan, hı-hı, durumlarda tabii ki hani şu olabilir, bu olabilir gibi çıkarsamalar olabilir ama hani şey çok sorulur işte mesela sosyal arkadaş ortamında vesaire işte bizi sürekli işte analiz mi ediyorsun? Çünkü öylesinizden oturuyorsunuz mesela, oturunuz sabit ve çok yani gözlemcisiniz belli, hı-hı, hani mesleğiniz de gereği. Hı-hı. Benim de arkadaşım olsanız dışarıda ben de sorarım. Benim ruh sağlığım nasıl diye yani. Yani evet, o hani çok böyle detaylı bir şey olduğu için hani normal bir sosyal etkinlikte falan öyle bir şey çok olmuyor. Hani veya bunu fazla yapmıyoruz diyelim. Çok kontamine edebilir yani ortamı. Zaten öyle bir şeydi. O kadar yüzeysel bir şey değildi. Değil. Bir insanın iç dünyasını anlamak. Yakın çevrenizde mesela hiç oldu mu? Yani böyle bir kuvvetli başka bir hastalık. Hani bipolar demeyeyim de hani... Hani mesela diyoruz ya kalbim ağrıyor. Bir kalp doktoruysa diyordur. Hani gel bir göğsüm ağrıyordur. Bak bu kalp olabilir. Kalp doktoruna git. Evet. Yani tabii isterseniz bir hekim olarak belli başlı şeyler konusu geçtiğinde tabii. Muhakkak düşündürür. Düşündürüm. Ama her zaman o kişiye bunu söylemek uygun olmaz. Hani bazı öyle, durumlarda. Belki. Evet. Şimdi öyle bir şey de var çünkü. Tamam kişi size gelecek ama herkes de kolay 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 kabul edemez yani hani. Ben enerjiyim, ben hareketliyim, ben işte mutluyum der. Ama tedavi edilmezse ne olur? Bize onu söyleyin ki insanlar ertelemesin. Evet, şimdi tedavi edilmezse çok
ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Çünkü özellikle Mani dönemi muhakemenin kaybedildiği bir durumdur. Yani ne demek? Aslında iyi, kötü, doğru, yanlış, uygun, uygun olmayan şeyler veya ahlaklı, ahlaksız durumlar, tutumlar veya işte toplumun kabul edeceği, etmeyeceği, zararlı, zararlı, bunlarla ilgili ayrım yitirilebilir Mani döneminde. Kişi kendini enerjik hisseder, bir şey olmaz diye düşünür. İşte bir hızlı araç kullanma olabilir, suç işleyebilir, birisine bir şey yapabilir veya hezeyanlar oluşabilir, büyüklük hezeyanları oluşabilir. İşte kendini özel birisi olarak gören veya işte Mehdi olarak gören, peygamber olarak gören insanlar olabilir. Görüyoruz zaten. O durumda işte ne bileyim işte ben işte şunu yapmazsam Kıbrıs batacak, yok olacak, o zaman şu eylemi gerçekleştirmem gerekir diyen, düşünen, böyle hezeyanlar içerisinde hareket eden insanlar da olabilir. Dolayısıyla bu tabii ki hem başkasına zarar verme hem de akabinde kendinin zarar görmesi gibi durumlu olabilir. Ters şekilde depresyonda kişi değersizlik hisleriyle birlikte işte anlamsızlık, işte yaşamın ne anlamı var, işte ölsem kurtulsam veya günahkarım, aileme yük oluyorum, işte hayatımı sonlandırayım gibi durumlar olabilir. O yüzden ikisi de tehlikeli aslında. Tedavi edilmesi gerekir. Peki genelde risk grubunda mesela kaç yaşından kaç yaşına gözüküyor mesela? En küçük mesela baktığınız zaman çalışmalara kaç yaşında bir kişi? Yani böyle ergenlikte veya bazen çocukluk dönemlerinde de o çocuk psikiyatrisinin alanı ama hani o öyle durumlarda da o yaşlarda da olabilir nadiren. Ergenlikte olabilir. Erişkinlik özellikle 20-30 yaş arasında başlangıcı daha sıktır. Hem depresyon hem işte akabinde mani dönemi, hipomani gelişirse bipolar dememiz için. Ama hani böyle 40 yaşında, 50 yaşında, bazen 60 yaşında hastalarda görürüz. Daha ileri yaşlarda biraz zor. O orada artık daha farklı. Tabii özellikle 50 yaşından sonra da bir böyle bir durum olursa, özellikle organik nedenleri hani fiziksel sağ tıbbi durumlarla ilgili şeyleri özellikle dışlamak gerekir. Mesela şöyle olabilir mi? Kişi mesela ergenlikte böyle bir bozuklukla karşılaşmıştır. Tabii tedavi edilmediği ve göz ardı edildiği için işte 40'larda belki bu ataklar daha da artmıştır. Ama aslında baktığınız zaman 20'li yaşlarda belki de böyle bir sürecin içindeydi. Hı hı hı. Sonra 40 yaşında o kadar bir artık kendisine ve çevresine zarar verdi ki o noktada 40 yaşındaymış gibi olunuyor. Aslında erken bunda da tedavi bence iyi olur gibi geliyor. Evet tabii ne kadar kendisine erken. Kendisine ve çevresine zarar vermez. Evet hani bu şöyle yanlış anlaşılmasın. Bu hastalar tehlikeli hastalardır değil. Diye değil. Öyle değil. Değil tabii. Öyle anlaşılmasın. Aşağı yukarı bir insanda, ortalama bir insanda saldırganlık veya şey ne kadarsa. Evet. Bu hastalarda da öyledir. Çok az belki daha farklıdır. Ama intihar açısından bipolar riskli bir şeydir, onu söyleyebiliriz. Erken teşhis edilmesi çok önemli tabii ki. Özellikle psiko eğitim ve hastanın bunu tanıması, ona göre bir yaşam tarzı, ona göre tedavi uyumunu geliştirmesi açısından önemlidir atakların olmaması. Çünkü her bir atak aslında bir yıkım sağlar. Hani bir atak demek en azından 2-3 haftalık bir tedavi sürecidir. Bu 2-3 haftalık süreçte tabii ki kendisinin de o süreçte bana ne oldu, nasıl bir şey yaşadım, sonra etrafça işte bu sürede bu kişiye ne oldu gibi soruları olur. İşine gitmekte zorlanır, gidemez çoğunlukla. Dolayısıyla bu dönüp de hem psikolojik olarak kişinin sorguladığı bir bu anlamda bir yıkıma yol açabilecek, belli bir etkiye yol açabilecek ya da diyelim. Aynı zamanda yapısal olarak da beyinde şimdi yeni çalışmalarda bir takım şeyler gösteriliyor ki her bir atakta aslında belli bir oranda beyin etkileniyor ve her bir atak bir sonrakini kolaylaştırıyor. O yüzden mümkün mertebe atak geçirmeden ataksız bir durum yakalamak önemli. O da beyinde biliyorsunuz zarar uğradı mı tekrar kendini yenilemeyen bir organ. Düşük oranda, çok düşük oranda yenileme. Çok evet, düşük oranda. Evet, evet. Düşük. Beynimiz çok önemli. İyi bakmamız gerekiyor. Genetik etkisi var mı? Örneğin kişinin ailesinde böyle bir öykü var. Evet. Geçiş evet. Olabiliyor mu genetik bir geçiş? Evet, yani belli bir risk artışı vardır ama işte bir kişide genetik yatkınlık vardır veya ailesinde vardır diye o her zaman onda olacak demek değil. Belli oranda bir risk artışından bahsedebiliriz. Evet. Şimdi o zaman biraz da kimlik karmaşasına geçelim. Bu da başka bir başlık çünkü. Bunu yaşayanlar da var karmaşa.
toplumdaki yerini ve rollerine dair kafa karışıklığını açıklayan bir kavram deniyor. Yani toplumdaki rolünü ve yerini mi çok fazla bulamıyor, kabul edemiyor? Nedir bu kimlik karmaşası? Kimler yaşıyor bunu? Evet, hani genel olarak aslında ben kimim, nasıl birisiyim sorusuna çok tutarlı ve süreklilik gösteren yanıtlar verilememesiyle ilgili bir şeydir bu. Bu aslında ergenlikte biraz normal olan bir şey. Yani ergenlikte ve kişi kim olduğunu arar, kim olduğunu bulmaya çalışır. Ve orada bir şeyler daha bu anlamda sabit hale gelir. Yani bu sorular daha böyle tutarlı ve sabit, aşağı yukarı sabit hale gelen yanıtlar bulur. Ve ömür boyu aşağı yukarı belli bir çerçevede devam eder. Hani tabii belli başlı değişimler, dönüşümler geçiririz ama hani genel bir süreklilik gösteren bir his olur kişide. Bu tabii ki ergenlik döneminde hani dediğim gibi normal ve bunu kolaylaştıran bazı şeyler olabilir. Ailelerin tutumları olabilir, çeşitli aile tutumları olabilir, toplumsal durumlar olabilir, akran tutumları olabilir. Bu yönde işte bir takım travmatik olaylar olabilir. Az önce depremden bahsettiğiniz ekonomik şartlar, ülkelerin siyasi politik durumları olabilir. İşte pandemiler olabilir. Bunlar kişide hep bir stres etkeni olduğu için her şeyi, diğer psikiyatrik durumları da kolaylaştırabilir. Kimlik sorunlarını, kimlik edinme durumlarını da zorlaştırabilir. Doğru söylüyorsunuz aslında. Biraz daha onu açmak istiyorum. Çünkü hepimiz bebektik, sonra çocuk olduk, sonra ergen, sonra yetişkin olduk. Bu süreçte kimliğimizi keşfettik. Kimi zaman ailemizin bize şekillendirdiği yoldan gittik. Kimi zaman ona karşı çıktık ya da uyum sağladık ya da uyum sağlamadık. Kendi kimliğimizi bulmaya çalıştık, mesleğimizi seçtik gibi gibi. Ve bugünkü kimliğimize eriştik. Şimdi bu süreç de aslında zor bir süreç baktığınız zaman. Şimdi öyle oluyor mesela kişinin kendi kimliğini belirlemesiyle, çünkü baskıcı da bir aile yapısı olabilir ya da mükemmeliyetçi bir aile olabilir. Ki biz de birazcık çocuk erkil bir toplumuz. Çocuklarımızın çok iyiliğini düşünen bir toplumuz ama belki kimi zaman zarar kıvamında düşünüyoruz. Şimdi bu etkiliyor mu çocuğun kimliğin gelişiminde? Mesela bir meslek seçimi dahi çocuğun kimliğini belirlemektir. Benim bir kimliğim de mesleğimdir. Sizin de öyle. Evet, evet. Şu anda biz burada kimliğimiz mesleğimiz sayesinde karşı karşıyayız örneğin. Evet, tabii ki hani mesleki kimlik var, toplumsal kimlik var, cinsel kimlik var, çeşitli kimlikler olabilir. Bu dediğiniz gibi aile tutumlarıyla da şekillenebilir, kolaylaşabilir bunlar. Daha doğrusu kimlik edinme zorlaşabilir. Evet. Çok beklentileri olan bir ailede çocuk o beklentileri gerçekleştirecek diye hani kendi ne istiyor, kendi nasıl birisidirden ziyade ailenin ne istediğine çok fazla takılabilir ve bir şekilde kabul görmek için ailenin beklentilerini gerçekleştirmeye çalışırken kim olduğuyla ilgili şeyler geri planda kalabilir. Bu da mutsuz bir toplum ve mutsuz bir birey mi olur? Mesela hani görüyoruz bazen filmlerde oluyor, çok kariyerli bir kişi ama çok mutsuzum diyor. Aslında ben olmak istediğim yerde ve konumda değilim. Aslında evet, bu, evet, bu da bir evet. bakıma. Evet, yani aslında kendini gerçekleştirmediğinde kişi otomatik olarak sorun yaratır. Hani böyle ruhsal sağlığı çok basitçe hayattan yeterince doyum sağlamak ve çevreye yeterince uyum sağlamak olarak böyle özetlersek kendini gerçekleştirmek ve bu şeyleri yönetmek, içinde bulunduğu şartları yöneterek belli başlı hayatta istediklerini yapmak, aynı zamanda çevreye uyum sağlamak bir kimlik gelişimiyle mümkün, tutarlı bir ben kimim sorusuna yanıtlarla mümkün olabilir. Onun işte benlik gücünün, ruhsal enstrümanlarının gelişmesiyle çok ilgili durumlar. Şimdi şöyle bir şey var. Artık herkesin gerçekten bir uzmanı var, bir psikoloğu var, bir de terapi süreci var ama herkesin. Yani hani böyle bir rahatsızlık tanısı koyun ya da koymayın. Herkes bir uzmanla konuşmak istiyor. Kendini anlatmak istiyor, ifade etmek istiyor. Bu kişi çok başarılı, okul hayatında odalı olabilir, aile ilişkileri çok başarılıdır, iş meslek hayatında çok başarılıdır. Ama mutlaka bir uzmana gidiyor. Herhalde bunun altında yatan şeyler olabilir değil mi? Keşfedilmemişlik belki de tam olarak. Nedir mesela? Bu çağda çünkü herkesin bir danıştığı bir kişi var, bir uzman var. Evet, evet. Güzel bir yere değindiniz. Hani aslında bir ille de bir ruhsal rahatsızlık olmasına gerek yok. Kişinin kendi iç dünyasına bakması için. Aslında geçenlerde biraz böyle aklıma gelen bir şeydi bu benim de.
Tabii aktif olarak bir takım kavramlar, bir şeyler, bunları sorgularım herkes de olduğu gibi. Biraz da böyle mesleki şeyler de aktif olarak sorgulanan şeyler oluyor. Şimdi aslında şey dedim kendi kendime geçenlerde. Aslında evrende bilinen en gelişmiş, en karmaşık aygıttır aslında beynimiz, zihnimiz ve biz bunu kullanıyoruz. Hani doğuyoruz, dünya diğer bir yerde kendimizi buluyoruz ve bu aygıtı kullanıyoruz. Nasıl ki şimdi akıllı telefonlar var, aslında bunun çok daha gelişmiş bir şeyini, versiyonunu diyelim, bir aygıtı kullanıyoruz. Bu gerçekle mücadelemiz için, belki hayatla, içinde bulunduğumuz şartlarla mücadele için bize çok avantaj sağlayan, belki bu eksende gelişmiş bir şeydir. Ama ilginç olarak bunun bir kullanım kılavuzu yok. Yok. Yani bunu nasıl kullandığını bilmiyoruz. Çok doğru. Nasıl yönleri olduğunu, nasıl hatalar verebildiğini, nasıl problemler yarattığını bilmeden bunu kullanıyoruz. Psikiyatride, işte sinir bilimde vesaire bunu tam olarak anlamış değil. Ama bir psikoterapi süreciyle, derinlikli bir psikoterapi süreciyle iç dünyamızda neler olup bittiğini ve aşağı yukarı zihnimizin nasıl çalıştığını anlamak önemli. Dolayısıyla bunu anlarsak aslında hayatla mücadelemiz çok daha etkin olabilir. Çok daha istediğimiz şekilde veya işte stresi yönetme, bu hayatın zorluklarını yönetme, bunlarla başa çıkma ve kendini gerçekleştirme anlamında fark etmediğimiz şeyleri fark edebiliriz ve bu becerileri diyelim daha etkin şekilde kullanabiliriz. Evet. Şimdi o zaman psikoterapinin öneminden de bahsettiniz. Siz gerçekten evet, hepimizin evet. biraz da olsa mutlaka böyle bir terapi sürecini alması gerekiyor. Evet, evet. Çünkü öfke dediniz çok artık yaygınlaştı. Hani eskiden şimdi şey deniyor. Eskiden trafik böyle değildi. İnsanlar daha saygı, şimdi öfkeli. Demek ki bir şeyler değişiyor. Stres deseniz hepimizde bir stres var. Çağımız geriye artık belki de bu sosyal medyadan dolayı mı bilmiyorum artık neden dolayı. Herkes daha bir mükemmelliyet yaşamayı istiyor. Daha bir her şeyin en çoğunu istiyor. Bu da insana stres ve kaygı bozukluğu yapabilir. Çünkü her şeyin en iyisi, en mükemmeli, en güzel tatil, en iyi okullar gibi gibi gibi. Bunlar da hep insanın psikolojisini etkileyecek faktörler. Evet, çok kaygılı olur insanlar. Evet, evet. Aslında dediğiniz gibi sosyal medya aslında böyle bir şeyler kolayca olabilirmiş gibi bir yanılsama yaratıyor. Dolayısıyla insanlar da bu sanki mümkünmüş gibi, düşünüp öyle bir arayışta olabilir. En mükemmel olanın peşinden gitme olabilir. Ama bu en mükemmel gerçekten mümkün müdür veya bunu böyle bir şey var mı? Gerçekleştirmek için hangi aşamaların gerek olduğuyla ilgili şeyler ihmal edilebilir. Dolayısıyla bu hani istenen bir mükemmel durum ama onun basamakları ve işte ne kadar gerçek olabilir bu, o kısımlar ihmal edildiğinde ve bu o olmadığında, ona erişemediğinde kişi yoğun kaygılar, işte onun sonucunda bir şeyi çabalayıp elde edememe, tükenme durumları, onun akabinde yorulma ve keyifsizlik durumları da tabii sık olan şeyler. Şimdi de öfkeden biraz bahsetmek istiyorum. Süremiz hafif kaldı. Şimdi bir öfke problemi yaşayan insanlar olabilir. Herkes minik minik öfkelenmeli olabilir. Yani biraz öfkenin içerisinde yaşayan bir dünya mı o hale geldi? Bir öfke durumu var. İnsanların tahammülsüzlüğü var. Bunun altındaki sebep nedir sizce? Yani aslında az önceki konuyla benzer şeyler. Benzer yani değil mi? Tetikliyor bir mu? İstek var. Evet. Olması istenen şeyler var. Ve bu istekler olmadığında veya bir şeyler kaybedildiğinde dolayısıyla bir tepki oluşur. Hani kişide gerginlik oluşur, sıkıntı hissi oluşur, öfke oluşabilir. Daha bu kaybı kabul etme, kaybın hayatın içinde olan bir şey olduğunu anlama ve kabul etme, biraz eksik kaldığında, gelişimsel olarak olgunlaşma sürecinde, psikolojik olgunlaşma sürecinde, kayıp biraz dışlandığında veya kötü bir şeymiş gibi, sıkıntı verici bir şeymiş gibi, çok sıkıntı verici geldiğinde diyelim ya da bunu dışlamaya çalışabiliriz iç dünyamızda. Sanki buna yer bırakmamak gerekir gibi. Dolayısıyla en mükemmelin dışında veya bir isteğin olmaması durumunda abartılı tepkiler ortaya çıkabilir. Çok. Bu bazen işte öfkelenmeler, fazlaca öfkelenmeler, öfke kontrol sorunları, her isteğin olması gerekirmiş varsayımı veya işte bunun bazı işte her kişide biraz farklıdır.
yarattığı kaygılar vesaire, bunun nasıl yönetildiği, nasıl dışa vurduğu ile ilgili değişik görünümler olabilir. Olabilir. Şimdi psikoterapiyi biraz anladık. Bir de psikoeğitim demiştiniz aslında siz, evet, programın evet, ortalarında. O evet, psikoeğitim nedir? Bir de ondan bahsedelim. Yani biz hepimiz alabilir miyiz o eğitimi? Yani yoksa bir rahatsızlık olduğunda o rahatsızlığı kişiye tanıtmak ama doğru bilgilerle. Yani şimdi internete girdiğinizde, yazdığınızda bipolar bozukluk nedir? Bir sürü şey çıkar ve çoğu bunların çok büyük bir oranda yanlıştır veya kavram karmaşası. Kavram karmaşası vardır. Yanıltıcı olabilecek en azından bilgiler içerir diyebilelim. Bu olmadan, yani internete bakmayın diye tavsiye ederiz hastalara, ailelere. Bu olmadan kişinin bilmesi gerektiği kadar, ailenin bilmesi gerektiği kadar doğru bilgileri içeren bir eğitimdir. Hani anlayabileceği tarzda da bir eğitimdir bu. Değişir her rahatsızlıkta süresi, işte kaç seansta yapılabileceği değişir. Onu bilmesi ve erken belirtilerini anlaması, o süreçte neyle karşılaşabileceğini bilmesi, bir takım yanılsamalardan kurtarabilecek bir şey. Hani şunu diyebilir hasta, bipolar çok kötü bir şeydir, İşte artık hayatımı sürdüremem vesaire gibi de ilk başta aklına gelebilir. Ama psiko eğitimde onu anlarsa nasıl olduğunu veya ailesi, ona uygun bir tutum geliştirebilir. Ters şekilde bundan hiçbir şey olmaz, bu rahatsızlık bana bir şey yapamaz, hayatımı eskisi gibi sürdürebilirim de bir yanılsamadır. Bunu da düzeltmek, bu yönde bilgilendirmek gerekir aileyi, hastayı. Dolayısıyla bunları içeren, bu yanılsamaları, yanlış olabilecek şeyleri ortadan kaldırmaya çalışan bir bilgi aktarım şeyidir diyelim. Çünkü kişi okuyunca, yanlış bir kaynaktan tabii okuyunca panik olabilir ve ben böyle bir bozukluk yok ben deyip kabul etmeme sürecine de geçebilir. Evet, evet. Ya da niye kendimi etiketleyeyim, ben böyle gideyim de diyebilir. Zaten küçük bir toplumda yaşıyoruz. Bunun da verdiği bir kaygı var. Evet, hani evet. Toplum küçük olunca hani herkes birbirini tanıyor. Evet. Uzaktan da olsa, yakından da olsa. Evet. Şimdi sizin meslekte de o güven çok önemli bir şey. Tamam ben şimdi Doktor Zeki'ye gideceğim ama önce bir güvenmem lazım. Ki evet, kendi evet, ve iç dünyamı açabileyim, paylaşabileyim diyeyim. Bu da çok önemli. Hasta ve doktor ilişkisi sizin branşta. Evet, ilk başta tabii bir tedavi işbirliği kurulması ve hastanın belli bir oranda kendini rahat hissetmesi, güvenebilmesi ve açabilmesi lazım. Hı hı. Tabii bu klinisyenle de çok ilişkili bir şeydir. Ona yönelik klinisyenin kendini geliştirmesi önemlidir. Hastanın da tabii bu yönde zorlukları olabilir. Bazı hasta çok zor güvenir, çok tedirgin olur veya işte ben akıl hastası mıyım, klasik şey veya işte bir takım sorunları görmek istememekle ilgili yönleri de olabilir bunların. Bir şekilde gelip başlayıp orada o güvenin tesis edilmesi, kişinin kendiyle de ilgili olabilecek kısımların en azından konuşulabilmesi ve o yönde bir çalışma yapılması önemli olur. Şimdi bir izleyicimiz de yazmış. Gerçi bunu programın ortasında biraz konuştuk ama son sorum da bu olsun. Yakınımızda birisinde hissediyoruz böyle bir şey. Hani nasıl ona diyeceğiz ki uzmana git, yani onu böyle çok ürkütmeden, korkutmadan hangi dili kullanmamız gerekiyor? Yani biz dilini mi, sen gitmelisin mi? Yani ne demek ki? Nasıl diyeceğiz ki gitsin bir uzmana? Şimdi şöyle, bu noktada ve diğer şeylerde aslında gerçeğe güvenebiliriz. Ha. Yani gerçek nedir? Gerçek bu durumun o kişiye zarar veriyor olabileceği, bu durumun o kişide bir sorun yaratıyor olabileceği. Böyle bir şey varsa, bir takım problemler, ruhsal zorlanmalar, herkeste bu normal. Mesela dediğiniz program başında baş ağrısı olunca nasıl gideriz, evet, grip olduğumuzda nasıl gideriz? Bu da öyle bir şey aslında. Bir gerçek varsa ortada, kişinin içinde bulunduğu bir takım problemler varsa, dolayısıyla bunun ele alınmasının, onun yararına olacağıyla ilgili kendi tarafında bir yaklaşımda, karşılıklı karşısında duran, işte hastasın, şöylesin, artık gitmen gerekir, bu senin rahatsızlığından kaynaklanıyor gibi böyle karşıt olunan bir durum değil de kişinin yanında konumlanan bir tutumla kişiye bunu tavsiye etmek sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kimi zaman gerçekten kişi ya da yakın çevresi kendi kendine aşamıyor bazı noktada, tıkanıyor. Bu noktada uzmana gitmek gerekiyor. Evet, evet. Şu anda mesela kliniğiniz aktif olarak çalışıyor. TEM Ada Psikoloji Merkezi Girne'de şu anda aktif olarak çalışıyor. Mesela en çok ne şikayetiyle geliyorlar son zamanlarda? Bu biraz da toplumun çünkü bir yansıması olacak. Nedir en çok gelen şikayet? Evet. Depresyon mu? Yani kaygı bozukluğu klasik de zaten çoktur her zaman. Ama son zamanlarda alkol ve kumar bağımlılığı çok fazla. Ben tabii Girne'ye taşındığım için de
bu benim kliniğime gelen hastalardaki o anlamda o tanılarda bir artış olabilir. Çünkü yerine daha çok otellerin, kumarın ve evet, daha eğlence hayatının olduğu bir şehrimiz. Orada belki alkole ve kumara yatkınlık olabilir. Daha fazla, en azından birazcık daha fazla. Son zamanlarda bu çok sık. Kıbrıs'ta tabii ki kumarhanelerin vesaire olması bunu kolaylaştırıyor. Tek bir etken değil bu. Ama artan stresle de bunlar tabii kolayca, hızlıca kişilere keyif veren ve stresin kısa vadede yönetilmesinde uyumsuz ve sağlıksız yöntemlerdir aslında bunlar. Aşırı yemek de böyledir, alkole yönelmek de böyledir, kumar da böyledir, madde de böyledir. Ben hemen bana iyi gelecek bir şey yapayım veya oyun, erteleme de böyledir. Bana hemen iyi gelecek bir şey yapayım, o an ruhsal sıkıntım azalsın denilerek başvurulan şeyler. Tabii ki bunlar çok erişilebilir olduğunda o kadar da kolay bağımlılıkları gelişebiliyor veya alışkanlıkları gelişebiliyor. Tabii şimdi şöyle de diyebilir miyiz, yani kişinin mesela altında yatan bazı bozukluklar vardı. Bunu tabii ki de işin uzmanına gitmekten ziyade daha kolayını bulup hani işte kendilerini rahatlatacakları anlık, hı-hı, işte hı-hı, alkol ya da işte oyun alışkanlıklarıyla, hı-hı, geçici bir rahatlamayla rahatladıklarını, evet, söylüyorum. Oysa ki onlara daha da büyük hastalık veriyor bu. Evet, şimdi aslında kimlik probleminde oraya değinemedik. Aslında kişi ben kimim? Evet. Sorularına yanıt verinde tutarlı olarak bir gelecek tasarısı olur. Yani ben şöyle şu kişiyim, şöyle birisiyim ve şöyle bir hayat istiyorum, şöyle bir gelecek istiyorum diye bir tasarı vardır zihninde. Dolayısıyla ruhsal becerilerini, zekasını, hafızasını, duygusal yetileri, duygusal kontrolünü, sağduyusunu, uyum kapasitesini vesaire bu yolculuğu gerçekleştirmekte kullanacaktır. Tabii ki biraz işte günlük olarak da iyi hissedeyim, bir şeylerin keyfini alayım da diyecektir. Ama bu kimlik olmadığında veya gelecek tasarıları bir şekilde bırakıldığında o zaman bütün bu beceriler o anı iyi etmekle ilgili bir uğraşıya döner. Yani o yüzden ne olur, kişinin zekası da diğer becerileri de o an iyi hissetmeye döner. Mesela çok iyi bir iş adamı olabilecekken hırsızlığa dönebilir konu. Yani para biriktirip işte ona göre bir iş yapmak vesaire etkin şekilde ve topluma da uygun şekilde o becerilerini kullanabilecekken biraz böyle işte kısa vade ben bu parayı nasıl erişebilirim, kuyumcu gidip soyayım gibi bir farklı bir yöne de çevrilebilir. O yüzden şunu duyarız hep insanlardan, işte mesela derler ki çok iyi birisi, çok zeki birisi ama şöyle sorunlar yaşıyor. Evet. O yüzden hani aslında kimlik edinmek ve onunla ilgili bir sabitlik, onunla ilgili bu becerilerin, zekanın vesaire kullanılması çok büyük farklılık yaratabiliyor. O da kişiye kalmış bir şey. Zekası çok iyidir ama iyiye kullanmakta kendi elinde, kötüye kullanmakta. Artık hani bunun nasıl geliştiğiyle ilgili, yani gelecek tasarınız yoksa zihninizde, kaybetme korkusu mu örneğiymiş? Yani gelecek tasarım derken hani gelecekte, hı-hı, tasarlamak derken. Yani ben hayatımın şöyle bir yolculukla, yani şöyle bir şeylerle karşılaşmak istiyorum hayatımda. Şunlar olsun istiyorum. Hı-hı. Bu herkeste farklıdır. Hı-hı. Bazısı daha akademik başarı ön plana koyabilir. Doğru. Bazısı işte zenginliği ön plana koyabilir. Hı-hı. Değişir bu insanlarda. Ama yurt dışını gezmek, evet, ister dünyayı. Evet, yani ben şimdiki sıkıntıya katlanmam gerekir ki gelecekte ki bu tasarlarımı gerçekleştirebileyimle ilgili bir şey olması lazım. Diğer türlü gelecek yoksa şimdiki sıkıntıya niye katlanayım? O zaman şimdi iyi hissedeyim deyip o zaman kısa vade beni ne iyi edebilir? İşte yemek, yataktan çıkmamak, evet, sürekli dizi izlemek, sürekli oyun oynamak, alkol, kumar gibi hedonistik davranışlara, yani keyif verici davranışlara yönelecektir kişi. Burada da mutlaka bir uzmana gitmesi gerekiyor. Artık psiko eğitimi alır, psikoterapi mi alır? Bir, evet, kendini tanıması ve burada problem nedir? Ha. Bunlara bakmasıyla ilgili bir şey. Gerekir. Çünkü çok baktığınız zaman beyin ve zeka öyle bir güç ki iyiye kullanılırsa çok, evet, iyi yönde, evet, gider. Evet, ama aynen, kötüye kullanılırsa neredeyse toplumları dahi etkileyecek derecede, evet, evet, tehlikeli sonuçlar. Tabii tabii. Liderlerin nasıl bir ruh halinde olduğu. Evet. Bunlar çok önemli aslında. Liderlerin. Evet. Tabii. Siyasilerin vesaire. Evet, evet. Tabii amirlerin, işte, evet, çalışanların. Çünkü en büyük güç nedir? Beyin.
Değil mi? Bu işin evet, uzmanı yani varken nasıl, baktığımız zaman hani, hani, her şey beyinle. Demiştik hani bir kullanım kılavuzu yok. Bunu evet. bilmediğimizde çok evet. olumsuz, istenmeyen şeylere de yol açabilir. Şimdi diyorlar ki. Yani işte robotlar çıkacak, işte sana yapay zeka falan, ama onu da yapan bir insan. Onu da yapan gerçek bir beyin değil evet, mi? Evet, evet. Yani baktığınız zaman evet, belli başlı. İnsan beyninden üstün bir şey yok şu evet, anda. Evet. Benim bildiğim, yani bilmiyorum tabii siz uzmansınız ama. Evet. Yani kısa vadeyle uzun vade bir problematik olabiliyor. Evet. Hani bununla ilgili şeyler çok iyi anlaşılmadığında, bu yönde evet. çalışılmadığında, mesela yapay zeka şu anda bir tehdit olabilecek bir şey gibi konuşuluyor. Evet. Yani bir şeyler kısa vadede iyi gelsin ama evet. bize, insanlığa, ama uzun vadede bunlar ne yapacak? Yine çevreyle ilgili şeyler aynı şekilde. Bunların sonuçları ne olacak? Bunları hesaba katmak da aslında o zihinsel faaliyetlerin bir yönü. Yani sağlıklı olması gerekiyor. Sağlıklı olduğunda yani sağlıklı ancak olması gerekiyor. Hesaplanabilir. Ya benim evet. de mesela hep düşüncem şudur. Tabii ki de beden sağlığı ve fizik sağlığı çok önemlidir ama bana kalırsa yani %50-%50 bulursak %60-70 bence ruh ve kafa sağlığının iyi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani ikisi ki, de evet belki desteklisi. Evet birbirine üstün demek belki doğru olmaz ama iç içe olan şeyler zaten ve ruh sağlığı çok, önemli bir yerde. Çok önemli. Hani o olmadan asla ertelenmeyecek bir. Evet, geri kalan şeylerin çok sağlıklı olması çok mümkün değil. Evet, zaten o bozuksa sağlıklı beden dahi bozuluyor bir süre evet, sonra. Makine evet, çünkü. Evet. İnsan vücudu bir makine. Evet. Değil mi? Çok teşekkür ederim. İyi ki konuk olarak geldiniz. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Böyle çok güzel bilgilendik sayenizde. Son olarak mesajlarınız nelerdir? Sizi izleyenlere, toplumumuza vermek istediğiniz mesajlar var mı? Hı hı. Bir uzman olarak. Evet. Bu konuda da aslında gerçekte olan hep bir rehber olabilir bize. Yani bir takım problemleri varsa onları görmezden gelmeyerek onunla ilgili ne yapılabileceğine bakmak. Çünkü gerçek işliyor aslında. Yani devam edecektir o. Bir problem varsa onu oluşturan bir şey vardır. O mekanizma işliyordur ve bir şekilde biz onu ele alıp bir şey yapmadığımızda devam edecektir, artacaktır. Bu bireysel ölçekte de böyledir, toplumsal ölçekte de böyledir. O yüzden sorunlara ne yapılabilir, ortada ne vardır bunu olduğu haliyle anlayıp, algılayıp, değerlendirip bununla ilgili ne yapılabileceğine bakmak, bundan kaçınmamaktır. Yoksa inkar davranışları, bu yokmuş gibi davranmaya da bundan bir şey olmaz veya bunun uyumsuz, sağlıksız çözümlerine yönelmek tabii ki o çarkı işletecek ve her zaman daha olumsuz şeyler karşımıza çıkacaktır. Yani gerçeği görmezden gelmeyelim evet, ve gelemeyiz. Evet, çok önemli bir şeydi bu gerçeğin olduğu hale değerlendirilmesi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İlerleyen ederim. İlerleyen günlerde yine sizi konuk olarak görmek isteriz. İnşallah. Bir başka konuyla başka başlıkla. Memnuniyetle. Evet sevgili izleyenlerimiz, psikiyatri uzmanı Doktor Zeki Öznaçar bizimle beraberdi. Kendisine teşekkür ediyoruz, kıymetli vaktini bizlere ayırdı. Ama bugünlük bizden bu kadar efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diyoruz.